Merhaba QCTV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Profesör Doktor Abdurrahim Karslı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim. Hocam hemen konuya girmek istiyorum. Türkiye'nin tabii önemli bir sorunu var, mülteci sorunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bu gündemi ısıttı tekrardan. Aslında hiçbir zaman soğumuyordu ama mültecileri göndermeyi düşünmüyoruz diye ABD'de dış basında bir açıklama yaptı. Bu da kamuoyunda yankı uyandırdı. Tabii daha önceki açıklamalarıyla da biraz çelişir gibi oldu. Çünkü gönderecektik onurlu geri dönüş, özellikle Süleyman Soylu'nun açıklaması, oralarda bir takım piket evlerin yapımı, teslimi gibi durumlar vardı. Tabii seçimden önce bunlar yoğun bir şekilde konuşuluyordu. Yani biz seçim kampanyası olarak da görülebilir ama şimdi tabii işin rengi değişmiş gibi gözüküyor. Biz onları göndermeyeceğiz. Birçoğu da zaten vatandaş kalmış durumda. Sayılarını da bilmiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam Erdoğan'ın bu açıklamalarını? Halil Bey, Erdoğan'ın birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ülke içinde söylemleri ayrı, ülke dışında ayrı. Demin sizin de söylediğiniz gibi hatta seçim arefesinde, seçim sırasında, seçim propagandalarında Erdoğan şu noktaya gelmişti. Muhalefetin de talepleri yönünde biz de mültecileri göndereceğiz. Ama bu işte güvenli ve onurlu bir gönderme olacak. Orada yer hazırlayacağız, sonra gönderiyoruz. Hatta bir kısmını gönderdik demişti. Dolayısıyla Türkiye'de genel kabul muhalefetle birlikte affedersiniz mültecilerin gönderilmesi yönündeydi. Böyle bir kabul vardı, böyle bir tutum, böyle bir düşünce vardı. Ama Erdoğan dediğiniz gibi Amerika'daki beyanında biz mültecilere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz dedi, çıktı işin içinden. Bence Erdoğan'ın kafasındaki bu son söylediği, daha önce de zaten böyle düşünüyordu. Milleti işte bir ara uzun yıllar ensar muhacir yalanıyla kandırdılar. Bu gelenler muhacir, biz de ensarız. Bizim geçmişimizde, inancımızda böyle bir durum var. Dolayısıyla biz de bunlara ensar muhacir muamelesi yapacağız filan diye. Yıllarca milleti böyle oyaladılar, kandırdılar. Ama şu noktaya geldi millet. Gördü ki benim yıllardan beri kanaatim de bu ve bunu söylüyordum. Mültecilerin Türkiye'ye getirilmesinin bir sebebi var. O da demografik yapıyı bozmak, millet unsurunu bozmak, yok etmek ve Türkiye'de mültecileri de kullanarak bir iç karışıklık çıkarmak. Bunu ben yıllar önce söyledim. Mülteciler daha ilk getirilirken, ensar muhacir tartışması varken, bunun bir tuzak olduğunu, Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir devamı olduğunu, Türkiye'yi bununla ortadan kaldırmak istiyorlar. Çünkü Türkiye'yi PKK'yı kullanarak, Kürt-Türk çatışmasını kullanarak, Alevi-Sünni çatışmasını kullanarak, sağ-sol çatışmasını kullanarak bölemediler. Millet aklını başını aldı. Bu noktada da çok gayret sarf ettiler. Özellikle uluslararası güçler çok uğraştılar ama arzu ettikleri sonuç olmadı. Dolayısıyla Türkiye'ye başka milletlerden insanları getirerek Türkiye'de bir iç savaş çıkarma derdindeler ve adım 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 bunu hazırlıyorlar. Dolayısıyla Erdoğan'ın en son söylediği bence AK Parti'nin düşündüklerine, AK Parti'nin siyasetine, AK Parti'nin programlarına, propagandasına ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin öngördüğü çerçeveye ve hedefe hizmet ediyor. Dolayısıyla gerçek niyetleri bu. Mültecileri göndermek değil. Hatta Afgan'dan, Pakistan'dan, başka yerden gelen insanlarla bunu çeşitlendirmek, milletin dokusunu, yapısını bozmak ve ileride bir karışıklığa sebep olmak, Türkiye'nin üniter yapısını bozmak, dolayısıyla millet dokusunu yok etmek tarzında bir düşünceleri var. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunu ne kadar becerebilirler ben bilmiyorum. Çünkü millet artık AK Parti camiası da dahil bu oyunu hissetmiş. Dolayısıyla çok dar çerçevedeki bir grup insanın dışında herkes mültecilerin geri dönmesine, sınırların doğru dürüst tutulmasına, kontrol edilmesine ve yabancıların kaçak bir şekilde de olsa Türkiye'ye girmesine mani olunmasını istiyor ve bu işin bir an önce çözülmesini istiyor. Gerçekten Türkiye'de eğitimi düzenlemek istiyorsanız bu mülteci sıkıntısından kurtulmanız lazım. Ekonomiyi düzenlemek istiyorsanız, sağlığı düzenlemek istiyorsanız daha doğrusu Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız, geleceğini planlamak istiyorsanız
bu mülteci probleminden bir an önce kurtulmamız lazım. Biliyorsunuz çoğunlukta geldikleri, özellikle Suriyeliler geldikleri yerde de artık bir harp vesaire falan filan bir şey yok. Bir sıkıntı yok, oradan kaçtılar, dönemezler filan diyelim. Gidebilen insanlar gidiyorlar. Kendiler de söylüyorlar zaten 500-600 bin kişi gönderdik. Demek ki hepsi gönderilebilir. Usulüne uygun bir an önce Türkiye'nin bu sıkıntıdan kurtulması lazım. Yoksa gittikçe sıkıntıya gidiyor. Erdoğan ve ekibi Türkiye'de işe başladığından beri adım 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 kendi arzu ettikleri bir planı gerçekleştirmek hedefinde olduklarından Büyük Orta Doğu Projesi hala Orta Doğu için genişletilmiş Orta Doğu için Türkiye için devam ettiğinden bu proje gerçekten söylüyorum Türkiye için tehlikeli bir proje. Bir an önce aklımızı başımıza alıp hukuki çerçevede bu sıkıntıdan kurtulmamız lazım. Hocam. Kargaşalığa da sebep olmadan, bir iç sıkıntıya da sebep olmadan, insanların hukukunu da ihlal etmeden, çünkü evet bu bir oyun, mültecilerin buraya getirilmesi bir operasyonun sonucu ama burada suçlu da o mülteciler değil. Burada suçlu olanlar bu oyunu çevirenler. Dolayısıyla o insanları da daha çok mağdur etmeden, küstürmeden, yıllardır emek ediyoruz, o emeklerimizi de boşa çıkarmadan, inanan iki milleti birbirine düşman etmeden, usulüne uygun bir şekilde, hukuki çerçevede bu işi bir an önce suhuletle halletmemiz lazım. Evet hocam, şunu da sormak istiyorum. Siz bir hukukçusunuz. Tabii mülteciler ülkelerine gönderilsin demek suç mu? Ya da hocam bunu böyle ifade eden, bazı sert bir şekilde ifade eden insanlar da var. Kamuoyunda böyle cadılaştırılıyorlar, hedef gösteriliyorlar. İşte bir takım sopalar gösteriliyor. Bunun hocam hukuki altyapısı nedir? Yani mülteciler gönderilsin de propaganda yapmak suç mu? Hayır. Mültecilerin memleketlerine geri dönmeleri için gayet açık söylüyorum. Mültecilerin gönderilmesi için hukuki hiçbir engel yok. Uluslararası hukuk açısından da iç hukukumuz açısından da bunların kendi memleketlerine iade çerçevesi hukuken bir engelle karşılaşmak mümkün değil. Gönderilebilir, hemen gönderilebilir, bir an önce gönderilebilir. Fakat demin söylediğim gibi ben bunun bir bahane yapılarak Türkiye'de iç karışıklık çıkarılmasına sebep olunmasını da istemiyorum. Ama dar çerçevede dediğim gibi hükümet ve hükümet taraftarları bunların geri gönderilmeli demesini bile ırkçılık telakki ediyorlar bazen, kışkırtıcılık telakki ediyorlar. İşte bunlar geri gönderilmeli diyen insanlara abu altından sopa gösteriyorlar. Bunlar için tedbir alınmalı, şu yapılmalı, bu yapılmalı diye. Bunlar doğru değil. Bunlar yanlış beyanlar, usulsüz beyanlar. Bunu bir kavga konusu yapmamamız lazım. Hiçbir camiadan hiç kimse bunu bir kışkırtma ve kavga konusu yapmaması lazım. Ama özetle söylüyorum, gene çok uzun zaman alacağı için izahına girmiyorum. Ne uluslararası hukuk açısından ne de iç hukuk açısından mültecileri memleketlerine göndermek hususunda bir engel yoktur. Hukuki bir engel vardır diyenler başka türlü arzularını kılıflıyorlar. Mültecilerin yıllar önce Avrupa'ya giden işçilerle kıyaslamasını yapanlar başka maksat peşinde ve arzu peşindeler. Açıkçası Türkiye'nin demografik yapısının bozulmasını istemeyenler, üniter yapısının bozulmasını istemeyenler, bu yükün, bu yoksulluk altında bu yükün daha fazla bu milletin sırtına yüklenmesini istemeyenler haklı olarak bunların geri gönderilmesini talep ediyorlar. Ama bunu bazı çevreler, bazı insanlar bir kışkırtma konusu yapmak isterler mi bilmiyorum. Bunu isteyenler de yine Büyük Orta Doğu Projesi taraftarı olanlardır bence. Diğer insanlar, Türkiye'de kimse bunların gönderilmesini isteyen insanlar, kimse bu işin bir hukuksuzluğa alet edilmesini isteyeceğini zannetmiyorum ben. Herkes memleketinin geleceğini, milletinin geleceğini, evlatlarının geleceğini, Türkiye'nin geleceğini düşünüyor. Onun için böyle görüşler beyan ediyor. Tabii canı yanan insan, dayak yiyen insan, zarara uğrayan insan feryat edebilir. Bu feryatları da kötüye yorumlayıp bunları susturmak için abu altından soba göstermekle de bu işin önüne kimse geçemez, kusura bakmasınlar. Türkiye artık bu konuda iyice uyandı. Onun için Erdoğan'ın
Türkiye'den uzak, oradakilere hoş görünmek için, Amerika'dakilere hoş görünmek için de burada söylediğinin 180 derece tersine yurt dışında bunları biz memleketlerine göndermeyeceğiz, misafirliğe devam edeceğiz demesi de bence hiçbir kıymet harbiyesi yok. Aynı tutumu gelip burada devam ettiremez. Göreceksiniz. Kılıflayarak başka türlü şeyler söyleyecek. Çünkü Erdoğan sabah söylediğini akşam inkar edebiliyor. Bazen ak dediğine sonra beyaz diyebiliyor, kara diyebiliyor. Böyle bir fıtratı var. Bir çekinmesi yok. Çok rahat değişik beyanlarda bulunabiliyor. Yani bazen inandığını saklıyor, değişik şeyler söylüyor. Bazen şuur altındakini izhar ediyor. Bu defada da olduğu gibi. Onun için ne söylediğini bence çok bir kıymet harbiyesi yok. Türkiye'de muhalefet olmadığı için Erdoğan'ın ömrü uzuyor. Siyasette doğru dürüst bir muhalefet olmadığı için. Bu meselede de öyle. Ama artık bu meselede sadece muhalefet ve siyaset değil. Halk da uyanmış ve rahatsız. Ve bu insanların gönderilmesini istiyor. Onun için kimse bu işe bundan sonra kolay kolay mani olamaz. Hocam tabii muhalefet demişken hemen ben sizi oraya bağlayayım. İkinci konumuza geçelim. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel Grup Başkan Vekili de Kılıçdaroğlu'na kurultayda rakip olacağını dile getirdi. Evet. Bir basın açıklaması yaptı. İşte evet. Sizce hocam başarı şansı nedir? Öncelikle genel başkan seçilebilir mi? Seçildikten sonraki Türk siyasetine de etkisi ne olur bu ismin? Siz tecrübeli bir siyasetçisiniz hukukçu olmanın yanında. Bu çerçevede değerlendirmenizi istiyorum. Ama bir gözlem paylaşmak istiyorum hocam bununla ilgili de. Şimdi ben sosyal medyada farklı mecralarda ciddi katılımların olduğu bazı anketler yaptım. Burada Özgür Özel'in de aslında CHP seçmen ve tabanı tarafından istenilmediğini, tabii kesin bir kanaat olmamakla birlikte sosyal medya anketleri çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor ama birkaç yerden yaptım ben bu anketi. Ve gelen sonuç şaşırtıcı. Yani kabul görmeyen bir isim aslında şu an toplumsal anlamda. Özgür Özel'de. Bir değişim taraftarı olarak olabilir ama seçimlere etki edebilecek bir figür olarak kabul görmemiş gibi bir durum ortaya çıktı benim anketlerimde. Evet. Bence anketleriniz doğru. Yani ne istiyor CHP tabanı? Değişim istiyor. Çoğusu da onun içini dolduramıyor, anlatamıyor. Nasıl bir değişim? Yani benim CHP tabanından anladığım kadarıyla istedikleri değişim Tayyip Erdoğan'ı yenecek, CHP'yi iktidara taşıyacak bir formül bulunması. Bir düzenleme yapılması. Bunun için hem ekipte, hem idarede, ondan sonra hem liderlikte, hem tüzükte, hem programda bir değişiklik gerekli. Bütün bunların yapılabilmesi için. Yani CHP iktidara gelmek istiyorsa, şimdiye kadar yaşadığı tecrübelerden dolayı kendini değiştirmesi lazım. Sil baştan yeni bir parti olması lazım. Fakat değişim isteyenlerin de tarzına bakarsanız, söylemlerine bakarsanız, İşte CHP kodlarına dönsün, kuruluş ayarlarına dönsün diyorlar. CHP zaten kuruluş ayarlarıyla başarılı olmuş bir parti değil ki. Birkaç tek parti döneminde Türkiye'yi idare etmiş. Zaten tek parti dönemi, o bir başarı sayılmaz. Yani gayretiyle iktidara geldi sayılmaz. Tek parti dönemini bir tarafa koyun. Tek parti döneminden sonra zaten CHP çok nadir bir iki istisnanın dışında iktidarı elde edememiş. Demek ki millet CHP'nin bu şekliyle, kuruluş ayarları da dahil, CHP'nin bu şekliyle CHP'yi iktidara getirmesi mümkün değil. Zaten yıllar önce bunu tahlil eden insanlar, siyasete yakın olan, uzak olan insanlar, belli kıymeti harbiyesi olan insanlar da bunu açıkça söylemişler. Bu memlekette bu parti milletin ihtiyarıyla iktidara gelemez diye. Ta yıllar önce, 50 yıl önce, 60 yıl önce, 70 yıl önce bunu insanlar söylemişler. CHP'nin yapısına bakarak bu parti bu milleti tanımadığı için, dokusu milletin dokusuna uymadığı için, milletin düşünce ve duygularını terennüm etmediği için, milletle aynı frekansta program ortaya koyamadığı için bu parti milletin ihtiyarıyla iktidara gelemez diye kanaatlerini söylemişler ve zaman da bu kanaati doğrulamış.
Dolayısıyla CHP'liler, değişimi isteyen CHP'liler nasıl bir CHP istediklerini evvela ortaya koymaları lazım. Ve nasıl bir CHP derken de milletin dertlerine, duygularına, hissiyatına, kalbine, ruhuna, vicdanına tercüman olan bir yapı ortaya koymalar lazım. Bir siyasi yapı ortaya koymalar lazım. Bu bir kere CHP'de yok. Yani CHP'nin bütün ekibine baştan sona bakınız. Çok özür dilerim. Affınıza sığınarak söylüyorum. En tepedeki idarecilerinden en aşağıdaki insanlara bakınız. Birikim olmayan insanlar. Yani benim yıllardan beri tenkit ettiğim AK Parti'ye bakıyorum ben. Hala AK Parti'nin içinde öyle insanlar var ki bir başına bütün CHP'yi tabir caizse alır satar, değiştirir, suya götürür, susuz getirir diye bir tabir var ya Anadolu'da. Aynen evet. Öyle. Böyle insanlar var AK Parti'nin içinde. Tenkit de etsek, yanlış yapıyorlar da desek, bilgi, birikim, kapasite, background olarak diğer partilerdeki insanlar kadar CHP'nin içinde bir bilgi birikimi yok. Yeni kurulan partiler bile bu noktada CHP'den çok daha ileri noktada fikir beyan ediyorlar. Milleti tanıyorlar. Milletin dertlerini terennüm ediyorlar. Onun için CHP değişmeden ne istediğini ortaya koymalı. İktidarı yakalayıp veya iktidara ortak veya alternatif olabilmesi için. Özgür Özel'in açıklamalarına da bakınca adaylığını açıklamasındaki anındaki konuşmaya, sonradaki konuşmalarına, önceki konuşmalarına bakıyorum. Değişmekle ilgili sadece değişim istiyor ama kayda değer benim bu söylediklerim çerçevesinde söylediği bir şeyi ben göremedim açıkçası. Neyi değiştirmek istiyor, nasıl değiştirecek, ne yapacak? Yani demin söylediğim gibi zaten CHP'de değişim isteyenlerin çoğusu CHP'yi kuruluş ayarlarına döndürmek istiyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kainatta değişmeyen tek şey vardır, değişim. 100 yıl önceki değerlerle Türkiye'yi, siyaseti şu anda dizayn etmek, idare etmek mümkün mü? İnsanlar vahyi tartışıyorlar, mezhepleri tartışıyorlar. Yani her şeyi tartışıyorlar. Dolayısıyla 100 yıl önceki değerler motomot alıp bu zamanda uygulamak, onunla Türkiye'yi idare etmek, başarılı olmak mümkün değil. Yani Atatürk'ün partisi diyorlar. Bunlar Atatürk'ün hedeflerini ve ölçülerini de bilmiyorlar. Yani Atatürk'ün koyduğu hedef bizim için muasır medeniyet seviyesinin de üzeri. Peki nasıl çıkacağız bu muasır medeniyet seviyesinin üzerine? Bir tek yolu var. Bilimle diyor. Bilimde dediğim gibi değişimi gerektirir. Yani bir kanun bile birkaç yıl içinde mecburen bir değişikliğe uğrar. Çünkü hukuk canlıdır, hayat canlıdır. Hayat statik değil, devamlı değişir. Onun için CHP nasıl bir değişim, ne şekilde bir değişim onu ortaya koymalı. Buna aday olan insanlar da bunu ortaya koymalı. Ben bunu Özgür Özel'den görmedim. Bilen, ekonomiyi bilen, dış siyaseti bilen, idareyi bilen bir insan değil. Bürokrasiden gelen bir insan da değil. Bürokratik birikimi de yok. Eczacı bir arkadaşımız işte. En önemli yaptığı iş Eczacılar Birliği'nde çalışmış. Ne yaptın dediğin zaman siyasetten önce anlattı o. Kaç dönemdir de kadrolu milletvekili gibi CHP kadrolarında meclise devam etmiş. Ve işin garibi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı her işte mutlaka onun yanında yer almış. Onu onaylamış. Onun için milletin senin anketinde de söylediği gibi doğru. Bence Özgür Özel'den çok farklı şeyler bekleyeceğini veya Özgür Özel'in gelmesini tasvip edeceğini zannetmiyorum ben. Hatta bir şey söyleyeyim, son sözüm olsun. Fazla uzatmak istemiyorum. CHP eğer Kılıçdaroğlu'nu bırakıp da Özgür Özel'i getirirse bence Kılıçdaroğlu dönemini arar Özgür Özel'le. Daha evet. İyi gitmez, daha kötüye gider. Evet, manşet attınız hocam. Yani bu çok önemliydi son söylediğiniz evet. Şey. Hocam tabii şunu da kısaca değerlendirip ben yine sözü MHP lideri genel başkanı MHP'nin Sayın Devlet Bahçeli'ye getirmek istiyorum. Seçim öncesi biliyorsunuz Millet İttifakı'nın adayı tartışmaları kim olsun derken sınıf arkadaşım olsun demişti. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler dedi kurultay süreci için. Yani sürekli müthiş bir Kılıçdaroğlu destekçisi kendisi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Neden Kılıçdaroğlu diyor sürekli Devlet Bahçeli?
Yani iki şey olabilir tabii. Ben kalbini bilmiyorum açıkçası. Kalbini yarıp bakamadığımız için suizan etmek de istemem. Birincisi dönem arkadaşları oldukları için, belki de sınıf arkadaşları, bilmiyorum, sadece dönem değil, aynı sınıfta da okumuş olabilirler. Sınıf arkadaşına bir muhabbeti olabilir, başka partide de olsa. Bu iyi düşüncem. İkinci asıl düşüncem, benim aklıma gelen, Tayyip Erdoğan da hep söylerdi, sık sık söylerdi. Kılıçdaroğlu bizim için bir veli nimet. Onun orada olması bizim için iyi. O orada oldukça, tabiri caizse, biz iktidarımıza devam ederiz der gibi. İkincisi bu sebepten olabilir. Yani bu Tayyip Erdoğan'ın işine geldiği gibi, işte onunla aynı ittifakta yer alan MHP'nin işine de, Cumhur İttifakı'nın işine de geliyor olabilir. İkincisi bu. Üçüncüsü, daha kötüsü, benim yıllardan beri Türk siyaseti için söylediğim bir şey var. Türkiye'de diyorum ki, iktidarı kim dizayn ediyorsa muhalefeti de o dizayn ediyor. Kılıçdaroğlu iktidara göre dizayn edilmiş bir şahıs olabilir. Benim yıllardan beri söylediğim kanaatim bu. Son günlerde de söylenenler, yapılanlar, yapılan yayınlar sanki benim bu dediğimi ısrarla doğrular gibi bir gayret içindeler. Yani son birinci ihtimal, Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu seviyordur. İkinci ihtimal, düşük kapasiteli bir muhalefet iktidarın işine geliyordur. Üçüncü ihtimal, bu muhalefet bu iktidara göre dizayn edilmiştir. Onun için değişmesini istemiyor olabilirler. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve fikirleriniz için. Bir sonraki hafta yayınımızda görüşmek üzere. Memnuniyetle. Çok sağ ol.